Merhabalar, iyi akşamlar. Gündem Özel programından merhaba. Saatimiz tam 21 ve bugün 5 Mayıs, e, Cuma günü. Hafta sonundayız. Mithat Sancar bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynel Bey. E, tabii çok yoğun günler yaşıyorsunuz. Bugün de tam hafta sonu öncesi ve de 6 Mayıs'ta tabii yarın da burada etkinlikler var. Evet. Çok teşekkürler, davetimizi kırmadınız. Geldiniz buraya Cuma Rica günü. Rica ederim, memnuniyetle her zaman. Sağ olun, çok teşekkür. Nasıl gidiyor çalışmalar şu anda? İyi, iyi tabii, yoğun. yoğun. Yoğun, özellikle. Tabii sağdayız. Bir de bizim... Dört koldan saat çalışmalarımız devam ediyor. Hem HDP eş genel başkanları olarak ben ve Pervin Buldan hem Yeşil Sol Parti'nin eş sözcüleri arkadaşlarımız ayrı ayrı kollardan çalışmalar yürütüyoruz ama Sağdaki adaylar da, diğer yöneticilerimiz, kurumlarımız, bileşenlerimiz hepsi çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Emek ve Özgürlük ittifakı olmak belki biraz daha işinizi kolaylaştırdı galiba değil mi çeşitli ee, Tabii ki o e, var ama de biz bileşen partisiz biliyorsunuz, bileşenlerimiz var. Yani e, hem HDP'nin, şimdi bütün birikimimiz Yeşil Sol'da, evet. Yeşil Sol'un da aynı şekilde bileşen partileri var. Hepsi bir şekilde kendi imkanlarıyla yoğun bir çalışma temposu yürütüyorlar açıkçası. Şimdi özellikle tabii bir avantaj ve... bu bizim için doğru yani. Avantaj tabii. Evet. Şimdi özellikle Cumhur İttifakı, işte Emek ve Özgürlük İttifakı ve Millet İttifakı üç ayrı ittifakı görüyoruz ve özellikle mitinglerini takip ettiğimiz zaman e, kullanılan dile, işte çok dikkat ediyoruz. Bugün özellikle bir haber hazırladı arkadaşlarımız. Bir tarafta savaş dili, ayrıştırıcı bir dil, ötekileştirici bir dil, e, dini son, sonuna kadar kullanan bir dil, e, cinsiyetçi hatta e, denilebilir rahatlıkla. Öbür tarafta daha çok sevgi, barış, e, umut vaat baharların geleceğini söyleyen bir ittifak, ittifaklar var. Nasıl buluyorsunuz bu iki ayrı dil, yani bu nasıl yansıyacak seçmene? Doğrusu Cumhur İttifakı'nın, özellikle AKP'nin ve Genel Başkanı Erdoğan'ın uzun yıllardır izlediği bir taktik bu. Ayrıştırma, kutuplaştırma, böylece kendi tabanını konsolide etme gibi bir amaç güdüyor. Böyle bir yöntemle hareket ediyor. Bu ayrıştırıcı dilin, istismarcı yaklaşımın, kendilerine avantaj sağlayacağını düşünüyorlar. AKP-MHP ittifakı özellikle AKP'nin herhalde seçim kampanya kurmayları ve bizatihi Erdoğan da öyle yapıyor. Öbür yanda başta biz olmak üzere geleceği anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl bir Türkiye istediğimizi anlatıyoruz. Ve bunun da tam bu Savaş, nefret kutuplaştırma, kin istismar üzerine kurulu anlayışın tam zıttı olduğunu ortaya koyma çabasındayız. Evet, geleceğimizi belirlerken de kararımızı bu iki anlayış arasından arasında seçimle vereceğiz. Yani bunlardan birini tercih edeceğiz. Ya yine aynı kutuplaştırıcı nefretli, kin yayan yaklaşım egemen olacak ve Türkiye daha da kötü günlere gidecek ya da gerçekten bu anlayış durdurulacak. Tek adam yönetimine son verilecek ve bundan sonrası daha umutlu bir gelecek için daha güzel bir dil kullanacağız. Biz yeni bir dil kullanmadan yeni bir dünya yaratmanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Yani yeni bir dünya ancak yeni bir dille kurulabilir. Bu eskinin Kutuplaştırıcı hatta düşmanlaştırıcı diliyle Türkiye bir yere varamaz nasıl bir yere varamaz iyi bir yere varamaz yine şimdi yaşadığımız büyük sorunların derin krizlerin daha da ağırlaşarak devam edeceği bir sürece girer bu seçimler o nedenle bu iki anlayış arasında tercih meselesidir diyoruz. Ya yani çok iyi ortaya koydunuz. Başka kavramlar da kullanabiliriz. Özgürlüklerden, demokrasiden söz edebiliriz. Hepsi tamam. Ama bu iki anlayış, bu iki hayata bakış konusundaki bu iki farklı yaklaşım arasında bir tercih olacak. Ya gerçekten sürekli istismara dayanan ve sürekli nefret içeren bir dil ya da birlikte yaşamanın imkanlarını e, arayan ve bunu vadeden bir dil. Bir yaklaşım. Bu ikisi arasında bir tercih yapacak Türkiye. Ben ikinci tercihi seçeceğine inanıyorum Türkiye'nin. Evet e, Şimdi tabii e, özellikle HDP'nin ve bizzat sizin e, ifade ettiğiniz e, e, durumla Kılıçdaroğlu'na e, destek verilmesinden sonra e, Cumhur İttifakı'nın Bileşenleri özellikle Süleyman Soylu ve Erdoğan'ın e, ağzından dinliyoruz. Biz Allah'tan emir alıyoruz. Onlar kandilden emir alıyor. şeklinde bir anlamsı var. Şunu sormak istiyorum. Kandilin HDP üzerinde bir etkisi var mı? E, bu terör konusunda e, özellikle çok vurgu yaptıkları için bu konuya evet. değinmek istedim. Ya açıkçası Zeynel Bey, sizinle de program yaptık burada çok zaman evet. önce. Televizyonlarda da konuştuk. Bakın bizim seçim stratejimiz en geç bir buçuk yıl önce ilan edilmişti. Yani biz seçim stratejimizi belirlemekle kalmamıştık. Bunu kamuoyuna da duyurduk. Ne zaman? 27 Eylül 2021 tarihli tutum belgemizde. Ve orada demiştik ki parlamento seçimlerine biz kendi ittifaklarımızla gireceğiz. Hiçbir ittifakın içinde ayrıca yer almayacağız. Kastettiğimiz şuydu. O zaman da bu propaganda yapılıyordu. Deniyordu ki HDP işte Millet İttifakı'nın gizli ortağıdır. Hayır dedik. Biz kendi ittifaklarımızla gideceğiz. Demokrasi İttifakı başlığı altında en geniş kesimleri kapsayan bir birliktelik yaratacağız demiştik. Nitekim böyle yaptık. Yani emek özgürlük ittifakını kurduk. Kürt partileriyle ayrıca bir Kürt özgürlük demokrasi ittifakı kurduk ve böylece yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde tavrımızı net olarak ortaya koymuştuk. Demiştik ki bu ortak adayı belirlerse biz ilkesel buluşmalara açığız. Yani şunu dedik. 11 madde yayınlamıştık. Türkiye'nin temel sorunlarına ana hatlarıyla çözüm öneren, öneren bir tutum belgesiydi o. Ve bunlar üzerinde açık görüşme, doğrudan diyalog yürütülürse biz muhalefetin ortak adayına destek veririz demiştik. Bir buçuk yıl önce. Şimdi bu yeni bir şey değil. Üstelik bu kurullarımızda tartışarak yaptığı haftalarca sürdü bu tartışmalar. Çok açık. Bütün tartışmalar burada yürütüldü. Kandil'in bu işin içinde herhangi bir yeri yok. Tamamen HDP'nin kendi kurullarında, tabanıyla, demokrasi çevrelerinde danışarak iz oluşturduğu bir stratejidir, bir politikadır. Diğeri hep bu AKP'nin, AKP-MHP'nin akp mhpnin AKP, MHP Oynadığı oyundur, kurduğu tuzaktır. Kimse bu tuzağa düşmesin. Yani HDP kendi yolunu en şeffaf oluşturan ve en açık paylaşan parti olmuştur. Şimdi de bu politikaların tamamı Yeşil Sol Parti'dedir. Bu kadar açık, net, tereddütsüz ortaya koymuştuk tavrımızı. Hiç kimse bu kadar açık tavrı bu kadar erken zamanda ilan etmemişti. O nedenle. HDP'nin desteği Efendim işte kandinin talimatıyla olmuştur falan bunlara aldırmamak gerektiğinin de altını çiziyoruz. Çünkü iktidar tam da buradan muhalefeti ayrıştırmaya çalışıyor. Neden ayrıştır nasıl ayrıştırmaya çalışıyor? Evet muhalefetin biz diğer muhalefet diyorum biz bizim dışımızdaki muhalefetin, bu tuzağa, bu oyuna herhangi bir şekilde kapılması, düşmesi demiyorum, düşmezler. Onların da basireti, sağduyusu var. Durumu görüyorlar. Bu tuzağa düşmezler ama oraya kaydıkları ölçüde Erdoğan'ın veya Cumhur İttifakı'nın evet ya istediği yere gelmiş olurlar. Bunu çeşitli vesilelerle anlatmaya çalışıyorum. O da şudur. Erdoğan kendi bir oyun sahası çiziyor ve diğer muhalefet partilerini bu oyun sahasının içine çekiyor. Kendi kur, e, kurduğu oyun sahasının kurallarını da kendi belirliyor. Ve bu sahada oynamayı iyi beceriyor. Yılların tecrübesi var. E, şimdi muhalefet o oyun sahasına geldiği anda Erdoğan'la e, baş etmekte zorlanıyor. Biz ise bu oyun sahasının hep dışında kaldık. Ve bu oyun sahasının geçersiz olduğunu her seferinde anlatmaya çalıştık. Muhalefet, diğer muhalefet partilerinin de bu konuda gerekli duyarlılığı ve dikkati göstereceklerine inanıyorum ben. Çünkü bu kadar çok tekrar etmiş bir tecrübe var önümüzde. Her seferinde aynı oyunu kuruyor. Her seferinde eğer oraya girilirse o zaman yine bundan önce karşılaştığımız sonuçlar ortaya çıkar. Bir istisnası nedir? Bir istisnası 2019 yerel seçimleridir. Orada biz gene dedik ki büyük şehirlerde, kazanamayacağımız yerlerde aday çıkarmıyoruz. kimseyi de işaret etmedik. Kimseyle de pazarlık yapmadık. Bu bizim kendi politikamızdı. Amacımız da şuydu. Türkiye'de tek adam rejimini durdurmanın bir adımını atmak. Yerel seçimleri böyle değerlendirdik. Açın bakın o zamanki tartışmalara, bizim açıklamalarımıza. Hep bunu vurguluyoruz. Türkiye'de demokrasiye giden yolun açılmasına katkıda bulunmak için yerel seçimlerde aday çıkarmadık. O zaman Yerel seçimler döneminde Erdoğan herkese terörist dedi biliyorsunuz. İşte e, kimine e, PKK'yı dedi, kimine FETÖ'cü, kimine Daşkapıcı dedi. Kendi dışında, kendi taraftarı ve kendi partisi dışında herkesi böyle ilan etti. Ama muhalefet olabildiğin, diğer muhalefet partileri olabildiğince bu oyuna, bu oyun sahasına gelmediler. Ve bu tuzak, kurduğu tuzağa kendi düştü ve bütün büyük şeyleri kaybetti. Şimdi de aynı risk, aynı daha doğrusu aynı senaryo devreye sokuluyor Erdoğan tarafından. Ben bu tartışmalara prim verilmemesi, aldırış edilmemesi gerektiğini sarla söylüyorum. Sürekli tekrar edilirse bu tartışmalara, sürekli cevap yetiştirmeye veya onun suçlamalarına karşı savunmaya geçilirse tam da istediği sonucu ya da istediği durumu yaratmış olacak. Yani muhalefet onun bu ithamlarına karşı sürekli savunma pozisyonunda, kendini kanıtlama çabasında olursa bu risklidir. Seçimlerin birinci turda kazanılmasını riske edecek en önemli faktör budur. Seçimlerin birinci turda kazanılmasını sağlayacak en önemli faktör de Erdoğan'ın kurduğu oyun sahasına ve oluşturduğu tuzaklara gelmemektir. Bu kadar açık söylüyorum. Sözlerinizden ben şunu anlıyorum. Miting alanlarında Erdoğan'ın o sözlerine alanlarda cevap veriliyor. İşte siz de, biz değil, siz asıl görüşüyorsunuz. İşte göz getirdiniz ya da işte işte öcalandan mektup getirdiniz şekilde. Hem Meral Akşener hem mansur yavaş hem diğerlerini verdi. Yani bunu yapmasınlar aslında. Ya Bence yapmasınlar tabii ki. Neden? Şimdi bir defa oyunun kuralını kendi koyuyor orada. İstediği zaman yaptığı her şeyi inkar edebilir. Farklı bir şey, farklı e, yansıtabilir. Yani bu konuda çok esnek. Esnek, yumuşak bir tabir oldu. ki Kibarlığımdan dolayı ben daha ağır sözler kullanmayı becerebilen bir yapıya sahip değilim. Dilim öyle değil. Şimdi dolayısıyla bugün bu söylediğinin tam aksini yarın yapar ya da yarın dün yaptığının e, aksini bugün söyler. Şimdi muhalefet bunun peşine takılır ve cevap yetiştirmeye kalkarsa yetişemez bu oyuna. Bu oyunun hızına ve bu dönüşün e, ne bileyim ivmelerini yetişemez. O nedenle muhalefetin yapması gereken şey kendini anlatmaktır. Gelecek için ne düşündüğünü, nasıl bir Türkiye düşlediğini inandırıcı bir şekilde anlatmaktır. Ve bunu yaparken de gerçekten en geniş uzlaşmanın bu ülke için vazgeçilmez olduğunun altını çizmektir. Biz bunu böyle diyoruz toplumsal mutabakatla bir dönüşüm gerçekleşmelidir. Bu toplumsal mutabakat Türkiye'de şu an büyük çoğunluğun arzuladığı şeydir. Eğer kafa karışıklığına ve ayrışmaya gidilmezse, bu, bu yola girilmezse, kafa karışıklığı oluşmaz ve ayrışma doğmazsa, Türkiye'nin en az üçte ikisinin bir demokratik dönüşüm istediğine inanıyorum ve bu demokratik dönüşüm yönünde iradenin sandığa yansıyacağını da gene aynı şekilde inanıyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Peki, şimdi siz önce kime nasıl bir kişiye oy verileceği, veliğiniz aday çıkartmadığınızı açıkladığınızda söylediniz. Daha sonra da bir bir müddet sonra da Kılıçdaroğlu evet. ismini zikrederek bunu dile getirdiniz. Seçmenlerinizde nasıl karşılandı bu? Bizim seçmenlerimiz buna hazırdı, şu açıdan hazırdı. Biz bir buçuk yıl önce 27 Eylül 2021'deki tutum belgesini ve oradaki seçim stratejisini belirlerken gene tabanımıza olabildiği kadar danışmıştık. Buluşmalar gerçekleşmiştik, gerçekleştirmiştik Manisa'dan Şırnağa kadar. Halk buluşmaları gerçekleştirip sormuştuk. Miting gibi toplantılarda bile oturup soruyorduk. Demokrasi çevrelerine danışmıştık. Bizim kendi teşkilatımızda, kurullarımızda bunu tartışmıştık. Yani her aşamada bu yöntemi izlediğimiz için zaten seçmenimizde tabanımızda bu politikanın üretilmesinin bir parçasıdır. Biz hani önce aday çıkarmayacağız dedik. Öncesini anlatmayayım sürede sınırlı. depremden sonra aday çıkarmayacağız dedik. Neden? Çünkü deprem Türkiye'deki bu bozuk düzeni bu yozlaşmış çürümüş sistemin acı faturasını ağır bir biçimde önümüze koydu ve biz dedik ki evet aday çıkarmıyoruz. Aday çıkarmama kararı daha doğrusu aday çıkarma kararını yeniden gözden geçireceğiz dedik ve tartışmayı gene olabildiği kadar geniş tutarak yürüttük ve vardığımız sonuç yine aday çıkarmamanın Türkiye'nin demokrasiye ve adalete giden yolunu açmak bakımından daha doğru olacağıydı. O karara vardık. Ve kendi kurullarımızda tabii sonraki gelişmeleri bekleme şeklinde bir tutum da ortaya çıkmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu bizleri ziyaret etti. Bakın burada da siz sorabilirsiniz. Sormadan da cevap vereyim. Bazen diyorlar ne konuşuldu. Emin olun, halkımız da emin olsun. Toplantı sonrası Kemal Bey'in ve bizlerin. Açıklaması dışında bir şey konuşulmuş değil. Ne konuştuysak kapıda da onu halkımıza daha anlattık. Daha söylemişti hem evet, Kemal Bey hem siz. Bu kadar net söylüyorum. Gerçekten orada ne konuştuysak toplantı sonrasında da onları söyledik. Yani o pazarlık gibi bir lafları Öyle, hiçbir şey... Bizim e, kararımız politiktir Zeynel Bey. Yani biz bir politika sonucu bu kararı verdik. Yani herhangi bir daha dar manada bir hesap için yapmadık. İşte şu pazarlık, şu bilmem ne hep konuşuluyor. Bakanlık yok işte bilmem ne. Gündeme gelmez. Gelmedi bunlar. Biz politik olarak Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti, barışa giden yolun açılması konusunda bir tutum beklediğimizi söylüyoruz zaten ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve bunu da zaten bir buçuk yıl önce deklarasyon olarak yayınlamıştım. Bu çerçevede bir yönetim iradesi ortaya koymasını beklediğimizi söyledik. Kendisi de çıktı ee, görüşmeden sonra kamuoyuna bu çerçevede bir açıklama yaptı biz de bu açıklamayı kurullarımıza götürdük bir süre bekledik kurullarımızda tartıştık olgunlaştırdık daha sonra da Bayram sonrasını işaret etmiştik yani Bayram sonrasında da isim e, telaffuz edeceğimizi belirtmiştik Biz de zaten hani tek adam yönetimine karşı olduğumuz bunun Tek adam yönetimine son vermenin bu seçimde iki birbirine bağlı temel stratejimizden biri olduğunu hep söylüyoruz. E tek adam rejimine son vermek isteyen bir parti tercihini nereden yana kullanacak? Tek adam rejimini yönetimini yerleştireceğim diye yola çıkmış bir aday mı? Bunu değiştireceğim diye yola çıkmış bir başka aday mı? Biz bu konuda hep çok istismar edilen, daha doğrusu... Tironların biraz da çok kıt zekayla çevirip çevirip kırpıp çevirdikleri ifademi tekrar edeyim. Tek adam yönetimine son verme konusunda hedefimiz Kemal Bey'de uyuştuğu için biz Kemal Bey'in adaylığına destek veriyoruz. Uyuştuğumuz nokta, temel nokta tek adam rejimine son vermektir. Diğer konularda da uyuştuğumuz belli başlıklar var ama Bizim programımız ayrı, onların programı ayrı. O nedenle parlamento seçimlerine… Bu zaten mecliste, evet, belki mecliste o konular gündeme geldi Öyle olacak. Biz de şu an biz bütün çalışmamızı en yoğun şekilde parlamentoya e, yüksek temsiliyette gitmeye, girmeye odaklamış durumdayız. İstiyoruz ki parlamentoda da dönüşümün anahtar gücü olalım. İstiyoruz ki demokratik dönüşüm ve diğer alanlardaki değişim, bizim katkımızla bizim rolümüzle olsun. O nedenle hedefimiz parlamentoya meclise en yüksek temsiliyette girmektir. Şu an enerjimizi biz buraya yoğunlaştırmış durumdayız. Uyuşan hani e, e, tabii ki ama uyuşmayan bir sürü konu var. Biz farklı bir demokrasi tasavvuruna sahibiz. Bu da gayet doğal. Meclis Çok doğal, içerisinde farklı kültür sorunu çözüm konusunda yöntem bakımından evet meclis öne çıkarma çerçevesinde. Uyuşuyoruz. Evet o da doğru ama Kürt sorunu nasıl çözülecek? Bütün bunları oturup mecliste konuşacağız, müzakere edeceğiz. Yeter ki bu seçimler tek adam yönetiminin son bulduğu bir sonucu ortaya çıkarsın ve güçlü bir parlamento temsiliyetiyle biz bu seçimleri geçelim ya yani seçimlerden güçlü temsiliyetle çıkalım. Biz de kendi programımızı, gücümüz ve mücadelemizle ne kadar hayata geçirebilirsek, müzakere ve mutabakat yöntemiyle ne kadar mesafe alırsak bunun için uğraşacağız. Bundan daha doğal bir şey olabilir evet. mi? Meclis Bütün siyasi partilerin amacı bu. Siyasetin doğası bu. Siyaset, Siyaset bunun için var. <laughs> e, Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmış olmanız, e, Van e, Van'daki e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ilgiyi gördünüz mü o görüntülerden? Nasıl Gördüm. yorumlarsınız bu görüntüleri? Yani seçmenleriniz ki Van'da oldukça fazla olduğunu biliyor Seçmenleriniz evet. benimsedi denilebilir mi Kemal Kılıçdaroğlu Bu konuda, Kılıçdaroğlu bu konuda bir sorun olmadığını zaten hani biraz önce de söyledim. Bizim... Adım adım oluşturduğumuz bu seçim stratejimizi ve hep tabanımızla olabilecek en geniş etkileşim yöntemi kullanarak ortaya çıkardık. Zaten belli, üstelik tek adam rejimine son verme bizim temel hedefimiz dedik. Yeni bir başlangıç yaratma, demokratik bir başlangıç. Hatta adını burada da kaç kere koyduk? 200. Yılına girerken cumhuriyetin demokratikleşmesi çok temel hedefimiz. Demokratik cumhuriyet. Bu bizim temel hedefimiz. Bunun içinde diğer konularda tabanımızla istişare ederek sadeleştirilmiş bir yöntem ortaya koyduk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek adam rejimine son verme hedefimiz var. Dolayısıyla mevcut rejimi temsil eden ve yerleştirmeye çalışan Erdoğan'a elbette karşıyız. Onun ee, rakibi olarak ortaya çıkan e, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğimizde de belirttik. E tabanımızda zaten hazır Burada bizim kabul politikamıza destek veriyor. Ha. Elbette bizim politikamıza destek dediğimiz zaman meydana da gittiğinde kendi flamasıyla, kendi bayrağıyla gidiyor. Yani kendi partisini de gösteriyor orada. Diyor ki ben buradayım, partimin e, belirlediği tercihi, ben sahipleniyorum, sahipleniyorum, desteklediği adayı da gelip dinlemek istiyorum. Orada da kendisinin mitingine katılıyorum. Bu kadar açık. Orada Dilek İmamoğlu'nun şu hareketi yapmış olması bile ne kadar polemiğe yol açtı. Bir işte komik tarafı şu değil mi? Yani dünya tarihinde zafer Churchill işareti… Churchill'in başlattığı victory… Biliyorsunuz Churchill B harfi. hikayesini anlatmayacağım. Churchill yanlışlıkla ters… Kullanmış da sonra onun hayatını anlatan <laughs> filmlerde bununla ilgili anekdotlar var. <laughs> Ters çevirdiğinizde kötü oluyor. Sonra ona soruyor yanındaki sekreterlerimiz. Hani nasıl buldunuz diye soruyor filmi. Hayatını anlatan filmde de var, kitaplarda da var. Bu çok iyi bir işaret tabii. Dünya Victoria yani zafer yani kazanma işareti. Evet. E, peki diyor ama diyor ki işte sekreter yalnız diyor. Şöyle yaptınız diyor. O başka türlü <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi Churchill'in de herkesin de şimdi dünya tarihine bakarsanız bu tür konularda hep aynı e, e, işaretler kullanılır. E, pek çok başka konuda da aynı işaretler Yani Bahçeli'nin de böyle işaret kullanılır. Gördük defalarca. Şimdi, ya da işte Emine Erdoğan'ın var yanındaki. Şimdi şunu sanırım. söylüyorum. Hiç aldırış etmemesi gerekiyor. Evet, biraz Herkes kendinden söyledim. emin olsun. Herkes kendine güvensin herkes kendi tabanına, halkın sağduyusuna inansın. Yani Erdoğan'ın ve AKP'nin, MHP'nin yaptığı propagandanın bu kirli propaganda döngüsünün bir karşılığı olmuyor. Daha doğrusu hep düştü onun karşılığı. Şöyle düşünün, yani son 8 yıldır bütün seçimlere aynı propagandayla girmiyor mu? Son 8 yıldır düzenli olarak oyları düşmüyor mu? En sonunda yerel seçimlerde kaybetmedi mi? Aynı yöntemler vardı. Bütün mesele diğer muhalefet partilerinin kendilerine güvenmeleri ve halka güvenmeleridir. Onun dışında yok zafer işareti yaptı diye trollerin lincine, yandaş medyanın lincine uğramaktan en ufak bir rahatsızlık duymasın kimse. Tam tersine doğru yolda olduğunu düşünsün. Ya bunlar bu kadar saldırıyorlarsa... Demek ki doğru yoldayız. Kendinize evet. güvenmezseniz halka güven vermeniz zorlaşır. Onun için evet. ısrarla söylüyorum, tekrar ediyorum Erdoğan'ın AK Parti'nin, AKP AKP'nin çizdiği alanın içine girmeyin. Yandaşların, trollerin yaratmak istediği havayı elinizin tersiyle itin. Zaten bir tür köpük o. Yani üfleseniz sönecek bir köpük bu. Bunun en önemli kanıtı biz değil miyiz? Bize bu kadar yıldır yapmadıkları şey kaldı mı? Yani davalar, işte kapatma davası, Kobani'de yargılan arkadaşlarımız her gün gözaltı. Peki buna ne kadar prim verdi bu ülkenin insanları? Hep güçlendik. Bu kadar saldırı altındayken bile şu an Türkiye'nin kaderini belirleyecek siyasal ve sayısal pozisyondayız. Demek ki kendinize güvenmeniz gerekiyor. İnanmanız gerekiyor. Daha da önemlisi halka da güven. Sizin kendinize güven ve inancınız halka yansır. Ama tereddüdünüz de halka yansır. O nedenle herkes şu son kalan 8-9 günde gerçekten aydınlık bir Türkiye'yi nasıl yaratacağı konusunda herkes kendi alanından, kendi bakış açısından halkla diyalog kursun, anlatsın. Olabilir. Diğer polemiklere, Erdoğan'ın çekmek istediği o kısır çekişmelere girmesin. Onların dışında kalsınlar. Daha önce de konuştuk. Yok İmralı, yok şunu çıkaracaklar ortaya. Bilmem ne yapacaklar. Sürekli olarak spekülasyon. Fakat ya bu manipülasyon sizin programda, Gökmen Bey'in programında, başka programlarda da söylemiştim. İktidar bir manipülasyon yapıyor. Evet. Muhalefet de bunu spekülasyon malzemesi olarak satın alıyor. İse işte aynı meseleyle karşı karşıya onlar bu spekülasyonları yaratıyorlar. Şey bu manipülasyonu yapıyorlar. muhalefet buna bu bu manipülasyonu reddetsin. Spekülasyonuna bile girmesin. Evet. Girmesin. Şimdi peki siz tabii bu emek ve özgürlük İttifakı görüşmeleri sırasında ortak bir liste üzerinde anlaşma yapılması için bayağı ciddi bir yoğun mesai harcadınız. Evet, en sonunda Türkiye İşçi Partisi ittifak içerisinde ama kendi listesiyle girdi. E, şimdi hesaplamalara göre e, burada e, kazanılabilecek milletvekili kaybı oldu mu? Olduysa kaç milletvekili oldu? E, bunun için ne kadar mücadele verdiniz? E, şimdi, şunu söyleyelim. çeşitli, için? yani ittifak dediğiniz birliktelik bir olgu ve bu olgu da farklılıkların aynı hedef etrafında buluşmasıyla oluşuyor. Ortaya çıkıyor. Yani birbirinin aynı partiler zaten ittifak yapmazlar tek parti olurlar. Evet. Yani görüş farklılıkları olması normaldir. Evet. Ee, bizler tek parti ile ve ortak listeyle seçime girilmesinin en yüksek kazanımı sağlayacağını düşündük. Ee, Türkiye İşçi Partisi bize farklı önerilerle geldi. Onları da oturduk tartıştık. Bu haftalar aylar aldı bu tartışma. Bu yeni değil. Ama her seferinde yaptığımız müzakerelerde, kendi içimizdeki tartışmalarda e, tipin getirdiği önerilerin bizi ikna etmediğini söyledik. Yani bu seçimler tarihi önemli. Çok kritik, kavşakta, çok önemli bir döneme işte giriyoruz bu seçimlere. Ve biraz önce söylediğim o iki farklı dünya arasında tercih yapacağımız bir seçim e, yaşayacağız. Iki seçim Biz ona bu seçim, o seçim değil diyoruz. Bu seçim, diyoruz. o seçim değil diye dostlarımıza anlatmaya çalıştık ama arkadaşlarımızın da argümanları var kendilerine göre. Onlar da kendi amblemleriyle girme konusunda gerekçeler, neden girmek istedikleri konusunda gerekçelerini söylediler. En son oturduk, bize göre mevcut kazanımları zarara uğratmayacak bir formül önerdik. Bu formül yani yok ya böyle bir formül önerecektik ya ittifakı bitirecektik. Biz ittifakı bitirmek istemedik. İstemiyoruz. Neden istemiyoruz? Yani bu mesele basit bir mesele değil. Hani tip barajı aşabilsin de ondan sonra e, hani kendisi kendi gücüyle de e, milletvekili çıkarır mı ya da ne kadar oy alır meselesi değil. Bizim için mesele şudur. Bu ittifak sadece seçimlere dönük değildir. Evet seçimler için önemlidir ama geleceğin Türkiye'sini kurarken mevcut ittifak mı bir e, belirleyici aktör olsun istiyoruz. Türkiye'nin sol sosyalist, demokrat, çeşitli çevrelerini kapsayan bir genişliğe de ulaşsın. Üstelik Kürt Özgürlük Demokrasi İttifakı da kurduk. Yani olabilecek en geniş ittifakla e, Türkiye'nin geleceği bu tek adam rejiminden kurtulduktan sonra Türkiye'nin geleceğini inşa etmede, demokratik cumhuriyeti kurmada, özgürlükleri, adaleti getirmede bu ittifak belirleyici olsun. O zaman vazgeçemezdik biz bu ittifaktan. Bu politik tercihidir. O zaman ara formül olarak oturduk, konuştuk. Ee, mesela bizim zaten yoğun e, oy aldığımız illerde Kürt illerine girmiyor. Bunun dışında bıçak sırtı iller var. Yani bizim az bir oyla vekil kaybettiğimiz geçmişte o iller var. Ege şeridinde var, yani özellikle Manisa, Aydın, Denizli, Balıkesir, Muğla gibi yerler, Tekirdağ gibi, Antalya'ya zaten çıkarıyoruz. Şimdi buralarda e, bir çalışma yapıldı buralar üzerine ve tipte İstanbul, İzmir, e, ve o Antalya, Adana gibi yerlerde, Antalya evet. E, kendi amblemiyle gireceğini ama bunun dışında kalan Aydın gibi yerlerde girmeyecek. Şimdi dola, bunun da bize göre kazanımda kayıp yaratma riski var. Var. Yani daha Her fazla fazla çıkarabilecekken... Mesela hiç hesaplama yaptınız mı? Yani mi? bunlar gelecek oylara, oyların dağılımına tamam, bağlı. Evet. Çünkü ilk defa görüyoruz. Çok özür görüyor. dilerim. Bir iki dakika ara veriyoruz. Elbette. Evet. Ondan sonra devam edeceğiz. İki dakikalık aramız var. Birden merhaba. Mithat Sancar'la birlikteyiz. SDP Eş Genel Başkanı. E, Türkiye İşçi Partisi'nin evet. ayrı liste çıkarmasıyla ilgili yerde yani kalmıştır. şunu söyleyelim, hani bizim hesaplamalarımıza göre, evet kazanımlardan biraz kayıp riski var. Yani biz kazanımlarımızı koruyacağız ama daha fazlasını çıkarabilirdik. Belki orada bazı kayıplar olabilir. O Bunu da, o zaman tamam. şimdi bir defa ayrı listeyle girdiğimiz yerde, Tiple de yarışacağız. Bu doğaldır. Evet, tamam. Yani e, ayrı onu, onu kabullenmiş e, zaten yok. Seçimin doğasında var. Hı. İki parti yani karşı karşıya ise yarışacaklar, rekabet içinde olacaklar ama biz bu rekabetin ve yarışın dostluk ve yoldaşlık hukuku temelinde yürümesine çok dikkat ediyoruz. Elbette tipi arkadaşlarımızın da aynı sorumlulukla hareket etmesini bekliyoruz. Başka spekülasyonlar ya da tartışma konuları vardı hiç girmeyelim. Biz kurumsal olarak tipin e, bu çerçeveye dikkat edeceğine inanıyoruz. Yani dostça ve yoldaşça bir yarış, yoldaşlık hukuku temelinde bir yarış olacak. Gerisini seçmenin sağduyusuna bırakacağız. Yani burada kaybedilecek her milletvekilinin çok önemi var. Bu e, oyların dağılmasının kazanımdan bir kayıp riski yaratması ihtimali karşısında seçmenlerin gönlünde hangi parti yatarsa yatsın kazanım sağlayacak tercihte bulunacaklarına inanıyorum. Bu çağrıyı da yapıyorum açıkçası. Yani böyle bir çağrının da hakkımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta demokratik bir yarış yoldaşça dostluk bu çerçevesinde bir yarış olacak. kayıplar kazanımlardan muhtemel kayıpları önlemenin ve arttırmanın, kazanımı arttırmanın yolu burada sandık başına giderken duygularla ras, akılı buluşturup oradan makul sonuca varmayı sağlamaktır. Hem duyguları bir yana bırakmadan hem de aklı asla ihmal etmeden. Bir de hedeflerimizi gözetmemiz. Hedefimiz belli. Biz Emek ve Özgürlük İttifakı'nı kaç milletvekili çıkarırsak çıkaralım, gelecek dönemin kurucu aktörü olarak görüyoruz. Kendimizi Yeşil Sol Parti olarak öyle görüyoruz. Ama bu ittifaklarla daha etkili bir güç haline geleceğimize de inanıyoruz. Şimdi bir de Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan aslında yavaş yavaş da dışında olduğunu düşünen ve o türlü demeçler veren bir ittifak bileşenlerini görüyoruz. Hüdapar meselesi var. Bölgedeki ağırlığı nedir Hüdapar'ın? Böyle bir ittifaka ya da birlikte olmayan niçin ihtiyaç duydu sizce adalet? Yani açıkçası bu konuda çok ayrıntılı değerlendirmeye girmek istemiyorum. Spekülasyonlara da prim verme niyetim yok. Ama şunu söyleyeceğim. Bölgede oy karşılığı zaten daha önceki seçimlerdeki sonuçlardan da bellidir. Öyle e, hani Cumhur İttifakı'na ya da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçimindeki oylarına herhangi ciddi bir katkısı ol, olacağı e, o, katkısı olamayacaktır. Olmaz yok böyle bir potansiyel. Zaten hani soruyorlar e, Cumhur İttifakı'nın bir parçası değil diyorlar ama AKP'nin içinde. AKP AKP içinde. içinde değilse AKP'nin içinde. Neden böyle bir tercihte bulundu. Evet. Neden böyle bir karar verdi? Bence bazı kafa karışıklıkları yaratmak gibi niyetleri varsa e, özellikle bunu tercih etmişlerdir. Ben buradan bütün partilerin seçmenlerine, tabanlarına gönül verenlerine sesleniyorum. Kim hangi amaçla herhangi bir tezgah ya da provokasyon planlıyorsa hep birlikte bunu boşa çıkaralım. Bozalım. HDP olarak bu konuda son noktaya kadar Sol yani bütün gücümüzle hiç taviz vermeden demokratik sorumluluk bilinciyle ve olgunlukla hareket edeceğiz. Belki tezgahlar olabilir, çeşitli provokasyon girişimleri de yapılabilir ama biz bunlara asla prim vermeyeceğiz. Asla bunların herhangi bir sonuç doğurmasına yol açacak hiçbir tutum içinde olmayacağız. Ben bunu bütün partilerin seçmenlerin halkımızdan çok özel rica ediyorum. Bu tarihi seçimlerden biz demokratik olgunluğu da pekiştirerek çıkalım. Ve böyle bir eşiği atladıktan sonra toplumsal müzakerenin, diyalogla siyaset yürütmenin imkanlarının tadını çıkaralım. Yani Türkiye'de gene yarışalım, gene farklı yerlerde olalım. Birbirimize çok karşıt görüşler savunalım ama bunları demokratik siyaset çerçevesinde ve demokrasi zemininde demokratik mücadele ruhu anlayışıyla, anlayışıyla yapalım. Şimdi sizin tabii listelerinizi oluştururken hiç mesela listelerinizde soruşturma, terör soruşturması içerisinde olanlar var mı? Öncelikle onu sorayım. Sizin yani şunu, bildiğiniz bir dışında. defa herhangi bir engel olmaması yani nedeniyle aday saf, olabildiler. Hayır, şunu söylüyorum. Bütün arkadaşlarımıza zaten bu konuda bir hassasiyet bu şeyden değil, terör soruşturması onların hakikaten e, haklı nedenlerle, güçlü şüphelerle soruşturmaya gelmez. uğradıkları anlamına gelmez. Biliyorsunuz, çok kolaydır. İşte yarın öbür gün size de, bana var da herkesin, var, <laughs> var mı sizinle ilgili de? <laughs> Vardır. Şimdi herhangi bir e, savcı, herhangi bir talimatla soruşturma başlatıyor. İşte kimlere açılmadı ki bu soruşturmada? Mesele o değil. Bizim meselemiz, yarın öbür gün milletvekilliğini ya da adaylığı düşürme ihtimal oyunlarına prim vermemek ya da onlara yol açmamak için arkadaşlarımızın titizlikle bu kayıtları incelemelerini istedik yoksa yani şu anda benim hakkımda da fezleke var terör propagandası evet, yapılıyor. Onlardan diye. biri benim Yani vermiş. kaç tane <laughs> bizim hakkında fezleke olmayan kimse yok ki. E, bütün çalışanlarımızla ilgili sürekli operasyonlar yapılıyor. Terör suçlaması Türkiye'de en ucuz suçlamadır. Ve artık bunun da bir karşılığı kalmadığını anlamamız gerekiyor. Çok kolay yani on binlerce yüz binlerce kişi işte şu örgüt üyesi ya da iltisatlısı diye diğer yüz binler başka örgüt iltisatlısı diye soruşturma geçiriyor. Şimdi derdimiz o değil. Derdimiz bu AKP MHP'nin kurabileceği tezgahlara karşı tedbir almaktır. Yoksa soruşturma uğrayan herkesi zan altında bırakacak bir yaklaşımımız olabilir mi bizim mümkün değil söz konusu. Oldu. bir de Cengiz Şandar ve Hasan Cemal'in evet. o listeler içerisinde yer almış almış olmaları ya da seçilecek yerlere konulmuş olması da bir tartışma konusu yarattı. Bu kararı nasıl aldınız? Onlar çünkü Şimdi biz farklı bir, bir tabii, alandan evet, gelen. bir mutabakat komisyonu var. Çeşitli komisyonlardan sonra mutabakat komisyonu oluşuyor. Partinin bileşenleri var. Yani parti kurulurken bu partinin kurucusu beş parti daha var. Yani onların da temsilcilerinin ve bağımsız bireylerin, benim gibi bireylerin de. Ben şimdi eşkıya başkan olduğum için Pervin Buldan Başkanımla birlikte o mutabakat komisyonunun başkanıyız. Orada herkes bireylerden isim önerebilir. Bileşenler kendi kontenjanlarına isim önerirler. Veya bireyler için de isimler gelir. Bunlar da mutabakat komisyonuna geldi, konuşuldu. İtiraz edenler oldu, çekincesi olanlar oldu ama bu tabakat oy birliği demek değil büyük çoğunluğun anlayış birliğini, anlayış birliği, çekinceyi de içerir, itiraz da içerir. Böyle karar verildi. Şimdi buradaki spekülasyonları doğrusu fazla abartılı buluyorum. Bu tartışmanın büyütülmesini de doğru bulmuyorum. Daha doğrusu bunun bir tartışma konusu yapılmasını da doğru bulmuyorum çünkü. HDP 2015'ten itibaren bizden önceki partilerde daha önceki seçimlerde farklı kesimlerden bir birikimiyle katkı sunacağına kanaat getirilmiş isimlerden adaylar çıkardı. Milletvekilleri yaptı bizde her şey, yani yerpazenin her kesiminden insan var milletvekili yani Savunanlar bak. aslında her iki kişinin ikisinin de aday olmasına katkı sunacağını düşünerek savundular. şeyi. Yani, yani burada herkes. elbette bizim gelecekte politikalarımıza, çalışmalarımıza kat, birikimleriyle katkı yapacaklarına inanarak bu öneri yapıldı. İsimler üzerinden tartışma yürütmenin muhalefet için hiç de doğru olmadığını bu tartışmayla ilgili eleştirilerin anlaşılır olduğunu belirteyim. Yani eleştirebilirsiniz. Eleştiri daha iyiye götürmek için de yapılıyor olabilir. Fakat bunun daha yüksek kampanyaya dönüştürülmesi halinde bir bütün olarak muhalefet bloğunun bunu pek çok başka noktada bu tartışmalara boğulması riski de var. Hayır, şu anda biz çok farklı çevreleri bu tek adam yönetimine son verme konusunda bir araya getirmiş bir muhalefetle karşı karşıya mıyız? Evet. Çok farklı çevreleri. Altılı masa öyle değil mi? Öyle. Bizler öyle. Yani farklı partileri bir araya getiriyoruz. Farklı bireyleri bir araya getiriyoruz. Temel uzlaşma noktası nedir? Tek adam rejimine son vermek son ve bundan sonra Türkiye'nin demokrasiye, hukuka, barışa giden yolunu açmak. Burada buluşmuşsak şunun şusu var, bunun bu su var tartışması sadece enerji kaybına, belki de biraz güç Buna kaybına yol açar diyorsunuz. Bu eleştirildi. Zaten millet eleştirisini içerisinde de içerisinde kaydeder. Çeşitli adaylar Evet, eleştirisini de tarihe kaydeder. Sonrasında bunları tekrar konuşuruz. Ama ha arkadaşlarımız da yani Hasan Cemal ve Cengiz Canlar ilgili pek çok e, görüş dile getirdi. Kendileri zaten kendi açıklamalarını yapıyorlar. Benim burada onlar adına ayrıca herhangi bir savunma yapmam gerekmiyor böyle öyle değil. Ben usulü işleyişi ve yöntemi anlatıyorum. Ve şu anda bizim ihtiyacımız olan şeye dikkat etmeye dikkat çekmeye çalışıyorum. İhtiyacımız olan şey bizim de bu karanlık, bu yozlaşmış, baskıcı, otoriter yönetime bu seçimlerde son vermek burada buluştuk mu buluştuk. Daha sonra da yine demokrasi, hukuk devleti, adalet gibi, barış gibi, yani Kürt sorununa demokratik çözüm ve barış meselesi gibi konularda oturup konuşacağız. Ona giden yolu açmaktır hedefimiz. Burada anlaştıktan sonra diğer konularda farklılaşabiliriz. Görüşlerimiz ayrışabilir. Onları da nasıl ele alacağız? Oturup müzakere Konuşarak. edeceğiz, konuşacağız. Şimdi son iki dakikamız olduğunu söylüyor arkadaşlar. Demek ki reklam, olduk, oldukça fazla. Şimdi nasıl iki dakika içerisinde cevap vereceğinizi bilmiyorum ama ben tabii birinci turda alınması konusunda sizin mücadeleniz devam ediyor ve bu konuda da herhalde elinizden geleni yapacaksınız. İkinci tura kalırsa sizin seçmenlerinizde bir motivasyon azalması olur mu? Bir. İkincisi HDP'nin mecliste kilit parti haline dönüşmesi özellikle HDP'ye mesafeli olan siyasi partilerin kılıçdaroğlu'na oy vermiş siyasi parti seçmenlerini acaba Erdoğan'a yönlendirir mi diye bir soru sorulmakta. Tabii söyleyeyim. bu da biraz spekülasyon gerektiriyor. Birincisi ilk ilk şunu söyleyeyim. Bu seçimlerin birinci turda bitmesi mümkündür. Yeter ki birinci bölümde açıkladığım o yöntem devam etsin. Devam etsin. Evet. AKP'nin ve Erdoğan'ın kurduğu oyun, içine giriyoruz. boş boşa çıkarız. Evet. Eğer öyle Önemli olursa olursun. ben birinci turda e, Kemal Bey'in kazanacağını düşünüyorum. Yani gözlemlerim ve analizim bu yönde. İkinci tura kalması halinde de yine kazanacağını düşünüyorum. O dediğiniz tehlike ya da risk var mı? Ben böyle bir riskin e, olduğunu düşünmüyorum. Ben şu an altılı masadaki bütün Partilerin imza attıkları metinler doğrultusunda davranacaklarını düşünüyorum ve onu bekliyorum. Bizim mecliste güçlü bir temsiliyetle var olmamız Türkiye'de demokratikleşmenin daha güçlü olmasını sağlar, daha güvenceli bir yol izlemeyi mümkün kılar. Biz Türkiye'de demokrasinin ve barışın hem motor gücü hem de güvencesi olmak için geliyoruz ve bu konuda. Şimdiye kadar da hep demokratik sorumluluk bilinciyle diyalog ve müzakere yöntemini öne çıkararak hareket ettik. Bundan sonra da aynısını yapacağız. Evet. Mecliste demokratikleşme konusunda, millet ittifakıyla aslında birlikte hareket edeceğinizi anlıyorum. Birlikte ben hareket etmek konusunda. dediğimiz oturup konuları konuşacağız. Biz anahtar güç olursak gelecek kanunlarda da bizim etkimiz olmasını sağlamaya çalışacağız elbette. Yeni anayasa süreci sadece... Millet İttifakı ve bizim katılacağımız bir süreç olmaz. Bütün diğer muhalefette kalsa şimdiki iktidar onları da katmaya çalışmak lazım. Toplumun bütün kesimleri katmaya çalışmak lazım. Çünkü eğer bir anayasa toplumsal en geniş toplumsal mutabakatla yapılmazsa kalıcı olmaz. Tersine en geniş toplumsal katılım ve mutabakatla oluşan olur. anayasalar daha sağlam, daha demokratik ve daha kalıcı olur. O nedenle sadece biz ve millet ittifaklı diye düşünmemek gerekiyor. Oturup toplumun tüm kesimlerine katılabileceği dahil, ve orada. şimdiki iktidar muhalefet düşerse onlara da diyalog çağrısı yapmak lazım. Gelin anayasa yeni anayasa yapılırken siz de katkıda bulunun. Fark bu. Yani onlar 2017'yi anayasa değişikliğini iki parti yaptı. Bizim mademiz, davetimiz herkese ya yani herkesin içine girebileceği, dahil olabileceği, dahil olabileceği süreç kurmaktır Dahil olanların görüş, hepsinin görüşünün kabul edilmesi gerekmiyor. Ama tartışmayı demokratik zeminde ve en geniş toplumsal mutabakatı hedefleyerek yürütmek lazım. Biz bu böyle davranacağız. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. sağ olun. Ee, ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar sağ geldiniz. Olun. Değerli izleyiciler, gazeteciler masası başlıyor birazdan. Namık Koçan programı. Ben artık pazartesi günü sizinle birlikte olacağım. Saat 16'da pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.